milyonlarca insanın günlük hayatına bir dokunuş yapıyorsunuz. Şeyi hayal edin yani, sabah 6'da kalktınız, final sınavına gideceksiniz, toplu taşıma kullanmanız lazım. Gittiğinizde çalışmadığını hayal edin. Biz aslında onun çalışmasını sağlıyoruz. Akıllı toplu ulaşım başlığı, akıllı şehirler başlığının altında bir başlık. Akıllı katan aslında teknoloji. Şehrin hayatına, insanların yaşam kalitesine çok katma değerli raporlar sunabiliyorsunuz. Dünya ile rekabet edebilmek için birinci kural, kaliteniz dünya standartında olmak zorunda. Bizim kalitemiz dünya standartında. İnsanlık tarihinde pek çok kavram var. Yani trendler var, ana başlıklar var. Bunlar çözüme dair, işte sağlık, eğitim vesaire bir sürü başlık var. Ulaşım ortaya çıktıktan sonra toplu ulaşım ortaya çıktı. Teknolojinin ortaya çıkmasıyla da aslında bunun akıllanması diye bir başlık çıktı. Akıllı toplu ulaşım başlığı, akıllı şehirler başlığının altında bir başlık. Üst başlığı bunun akıllı şehirlerdir. Akıllı şehirler başlığının altında onlarca başlık var. Ülkelerin ihtiyaçlarına, insanların ihtiyaçlarına, coğrafyaların durumuna vesaire gibi pek çok şey de değişebiliyor. Yani çok sıcak bir ülkeye giderseniz sıcaktan korunmak akıllı şehir işi bir başlık olabilir. Çok soğuk bir yere giderseniz veya suç oranı çok yüksek olduğu bir ülkeye giderseniz akıllı güvenlikle ilgili çeşitli konular çok önemli olabilir. Ama en ortak konu şu, yani şehirlerin kalabalıklaştığını düşündüğünüzde trafik en önemli problem. Bu başlıkta da akıllı toplu ulaşım, bu akıllı şehirler başlığı altındaki en ortak, bütün dünya için, kentleşen, kalabalıklaşan dünya için en önemli başlık. Biz bu başlıkta faaliyet gösteren bir şirketiz. Akıllı dememizin sebebi şu, akıllı katan aslında teknoloji. Teknoloji başlığı altında da IoT teknolojileri. Çünkü son 20-30 yıldır artık veri iletişimi çok hızlandı. Nesnenin interneti diye bir kavram çıktı. Araçların üzerindeki cihazlarımızın hepsi verilerini anlık bizim sistemlerimize gönderebiliyorlar. Bu aşağı yukarı günlük 1,5-2 milyar civarında logun bizim sistemlerimize gelmesi demek. Bu tabii çok anlamlandırılabiliyor. Hangi sorunun cevabını merak ediyorsanız bu büyük veri ambarına gidip doğru soruyu sorduğunuzda size çok anlamlı raporlar çıkarabiliyor. Akıllı olması aslında buradan gelen bir şey. Böylece siz de şehrin hayatına ve insanların yaşam kalitesine çok katma değerli raporlar sunabiliyorsunuz. Bizim buradaki rolümüz ise toplu taşıma idareleriyle toplu taşımayı kullanan vatandaşlar arasındaki, insanlar arasındaki yakınlaşmayı ve aralarındaki ilişkiyi daha kaliteli hale getirmek ve bu insanlara bu toplu taşıma idarelerinin çok daha kaliteli hizmetler sunmasını sağlamaya aracılık yapmak. Geçmişte tabii teknoloji bu kadar ilerlememişken bu kadar datayı anlamlandırabilmek mümkün değil. Yani tekil datalar üzerinden bir takım yorumlar yapılmak durumunda kalıyordu. Ama çok büyük bir datayı bir havuza atıp buna çeşitli doğru sorguları sorarak anlamlandırmaya çalıştığınızda size çok doğru düzgün raporlar üretebilme ve anlamlandırabilme fırsatı veriyor. Aslında bizim akıllı dediğimiz şeyi sağlayan sistemler bu teknolojinin gelişmesiyle yapılan raporlama sistemleri. İnsanlar tabii bilerek veya bilmeyerek bir takım hareketlerde bulunuyorlar. Bu IoT teknolojileriyle beraber yaptıkları hareketler aslında sistemlere log bırakıyor, bir kayıt bırakıyor. Bizden örnek verecek olursak günlük bazda aşağı yukarı 15 milyon kişi bizim sistemlerimizi kullanarak dünyanın pek çok ülkesinde sistemlere kayıtlar bırakıyorlar. Otobüslere binip validatörlerini okuttuklarında veya kişi sayma sistemlerine gittiklerinde, turnikelerden geçtiklerinde bilgi bırakıyorlar. Bu aşağı yukarı 15 milyon kişiden bize 1,5 milyar civarında farklı datanın anlamlandırılabilecek datanın geldiği anlamına geliyor. Biz bunları dediğim gibi bir takım bilgi havuzlarında toparladığımızda pek çok rapor üretip şehirleri akıllandırabilecek, optimize edebilecek pek çok alanda rapor üretebiliyoruz. Bizim yaptığımız akıllı toplu taşıma işi aslında birinci günde hani karikatürize edecek olursak konuyu aslında eski araçları hatırlayalım yani hatırlayabilenler hatırlasın. Bir otobüs vardı veya bir tren vardı, içinde bir kondüktör vardı, müfettişler vardı, biletli ödeme sistemleri vardı. Hatta bazı araçlarda paralar geçiyordu, nakitle ödeme yöntemleri vardı. Aslında ilk ortaya çıkış sebebi bu alanda bir iyileşme ihtiyacı. Yani paranın olmadığı bir yönetim sistemine geçmek ve aynı zamanda daha hızlı bir yönetim sistemine geçebilmekti. Ama ilerleyen teknolojiler ve değişen ihtiyaçlarla beraber bu ekosistemin etrafına yeni katma değerli servisler gelmeye başladı. Buradaki en önemli şey driver'da, yani onu en çok ileriye doğru çekip götüren şey de IoT teknolojileri ve veri transferinin çok hızlanabilmesi, bilgisayar kapasitelerinin artması, bunlarla ilgili raporlama sistemlerinin çok gelişmesi gibi şeylerle aslına bakarsanız dediğim gibi yani ücret toplama sistemiyle başlayan gün bir
şehirdeki çözüm ihtiyacının ekosisteminin genişlemesi ve çok daha anlamlı hale gelmesiyle günümüze kadar geldi bu dünyada ve Türkiye'de. Az önce bahsettiğim bu 1,5 milyar civarında günlük bazla gelen veriyi biz bunları anlamlandırıyoruz. Çeşitli rapor formatlarıyla idarelerin, toplu taşıma idarelerin istedikleri şekillerde ve onların ihtiyaçlarına göre, onların şehir hayatlarını kolaylaştırmak üzerine ihtiyaçlar her neyse anlamlandırıp onların hizmetlerini sunuyoruz. Bunu örneklendirmek gerekirse bu bırakılmış loglardan bir şehirdeki en kalabalık hattın neresi olduğu, hangi saatlerde yoğunlukların ne kadar olduğu, bu insanların nereden inip nerede bindikleri, kartlarına dolumlarını en çok nerede yaptıkları, en yoğun durağın hangisi olduğu, en yoğun otobüsün hangisi olduğu, şehrin hangi bölgesinin daha yoğun, hangi bölgesinin daha az yoğun olduğu, beraberindeki bu planlamaya uygun pek çok çözüme dair bir sürü rapor üretiyoruz. Pek çok yerde bu data var. Şehirler çok hızlı kalabalıklaşıyor ve şehirler çok canlı. İnsanlar sürekli hareket halinde ve sürekli hızla bir yerden bir yere gitmek istiyorlar. Biz bu durumun farkına vararak, bunları anlamlandırarak bu hareket halindeki insanların gitmeye çalıştıkları yerlerdeki süreleri kısaltmaya, bunu aynı zamanda da idareler açısından daha verimli hale getirmeye ve idare ile yolcu arasındaki ilişkiyi kolaylaştırmaya ve bu aradaki memnuniyeti artırmaya çalışıyoruz. An itibariyle geldiğimiz noktada hani birinci faz bu ücret toplama sisteminin daha güvenli ve daha verimli hale gelmesiydi. Bu ilerleyen zaman içerisindeki durumu değerlendirirsek bugüne kadarki durumu az önce bahsettiğim gibi bir takım ilave servisler geldi. An itibariyle insanların ihtiyaçları genelde şu seviyelerde. Artık bir karta bağımlı bir hayat yaşamak istemiyor insanlar. Hatta çok kart olsa bile bunu taşımak da istemiyorlar. Mümkünse bunu mobille yapmak istiyorlar. Çünkü hayat artık mobilin içerisine girdi ve insanlar bütün işlemlerini hepimiz telefonlarımızla yapmak ve bu yüklerden kurtulmak istiyoruz. O yüzden biz sistemlerimizi hızla dünyadaki trendlere paralel olarak bir karttan bağımsız bankacılık sistemlerine dair kredi kartı ve benzeri prepaid kartlarında geçtiği sistemlere doğru hızla eviriyoruz. Bununla beraber QR'la ödeme, mobille ödeme, NFC sistemleriyle ödeme gibi çeşitli alternatifleri de geliştirdik. Buradaki temel trend an itibariyle burada. İleriye doğru bakacak olursak mobil mutlaka çok daha yani bugün bu talep var ama oransal olarak çok yüksek değil. Ama bu arkasında büyük bir rüzgar var ve hızla mobile doğru bir ilerleme var. Ve ayrıca dediğim gibi diğer sistemlerin de geçtiği, hatta bir şehrin kartının başka şehirlerde de geçtiği, insanların bu konuyla ilgili bir bağlayıcı, bir kısıt olmaksızın toplu taşımayı özgürce kullanabilecekleri bir trend var. Buna uygun ilerleyecek. Çok fütüristik yaklaşımlar var ama bunlar önümüzdeki 10, 20, 30 yıl içerisinde aslına bakarsanız yani bizim kurduğumuz sistemlerin ötesinde toplu taşımanın alacağı şekle de göre değişecek. Yani artık uçan dronlardan bahsediliyor, uçan taksilerden bahsediliyor günümüz dünyasında. Bunların alacağı yani bu ekosistem nasıl evrilecekse bunlara dair ödeme sistemleri de bunlarla beraber paralelinde değişecek. Yani yüz tanıma sistemleriyle ödeme sistemleri var artık dünyada. Yani kart değil artık insan biyometrik verisiyle ödeme yapıyor. Bazı ülkelerde insanlar vücutlarına çip takıyorlar ve ellerini göstererek, bu çipleri göstererek ödemelerini yapıyorlar. Ayrıca bu kartlara bir takım katma değerli hizmetlerin de ilave edilmesi, şehir kartlarına dönmesi sadece toplu taşımada değil, şehrin başka yerlerinde, kamu idarelerinin çeşitli sunduğu hizmetlerde, hatta özel sektöre dair yerlerde de ödeme sistemlerini geçebileceğine doğru dair bu kartların fonksiyonlarının da arttığı, sadece kart olarak da değil, yani telefona indirilmiş kartların fonksiyonlarının arttığı çeşitli trendler dünyada hızla ilerliyor. Teknolojinin ve hayatın değişimine uygun aslında bunlar. Biz de bunlara uygun çözümlerimizi her zaman gündemimizde tutuyoruz. Yapay zeka gündemimizde. Yapay zeka ile raporların anlamlandırılması ve otomatize edilmesi gündemimizde. Bu mobil ödeme sistemleri zaten sürekli gündemimizde. Bu şekilde hayatı takip edip müşterilerimize yeni hizmetler sunuyoruz. Yaklaşık bizim kartlarımızı dünyada günlük bazda 15 milyonun üzerinde insan, 15 ila 20 milyon arasında değişiyor, kullanıyorlar. Bir kayıt bıraktığında bizim otobüslerdeki validatör cihazı dediğimiz cihazlara veya turnikelerden geçtiklerinde bu aşağı yukarı günde 1,5 milyar civarında veri demek bizim için. Bundan binlerce rapor çıkarabilirsiniz ve idareler bunu pek çok yerde kullanabilir, anlamlandırabilir. Az önce konuştuğumuz gibi akıllı çözümler üretebilir ve şehir hayatına pek çok alanda katma değer sağlayabilir. Bunların kaldırımların aşılmasından tutun da otopark ihtiyaçlarına kadar, insanların yolculuk sürelerinin kısalmasından yolların aşınmasına, emisyon, çevre, araçların aşınması, mesai saatleri, akaryakıt tüketimi gibi pek çok alanda verimliliği artırabilecek ve aynı zamanda da
az önce bahsettiğim gibi idare ile yolcu arasındaki memnuniyet ilişkisini yükseltecek pek çok rapor üretebilme şansı var idarelerimiz. Bu 1,5 milyar günlük veriyle biz son 2 yılda Türkiye'nin en çok veri toplayan IoT teknolojilerine şirketi seçildik. Bu pazar payımızla da alakalı çünkü Türkiye'deki pazar payımız bizim açık ara birinci sırada. Bu sayede en çok veri aslında bize geliyor ve biz bunları toplu taşıma idarelerinin hizmetlerine sunuyoruz. Bu konuda da kategoride de Türkiye birincisiyiz. Belediyelerin çözümlerinde artık trendleri çok yüksek. Yani çevreye dair trendler çok yüksek. Karbon emisyonu, elektrikli araçların kullanılması gibi toplumsal hassasiyetler çok yükselmiş durumda. Toplu taşıma idareleri en çok da aslında bu şehir hava kirliliği, sürdürülebilirlik gibi vizyonları çerçevesinde de aslında bizim sistemlerimizi son zamanlarda çok fazla ilgi gösterir ve bu raporlarımızı, bu büyük datadan ürettiğimiz raporları çok fazla kullanabilir hale geldiler. Tabii biz bu işleri sadece Türkiye'de yapmıyoruz. Şirketimiz uzun yıllardır global bir şirket. Globalleşmek de bizim 2024 yılındaki temel stratejilerimizden biri. Yurtdışı pazarları çok önemsiyoruz ve Türkiye hariç 14 tane ülkede faaliyetlerimiz var. Pek çok ülkede faaliyette bulunuyoruz. Afrika'dan Avrupa'ya, hatta Uzak Doğu'ya, Hindistan'a kadar pek çok ülkeye, pek çok toplu taşıma idaresine, pek çok ayrı mecrada. Bazılarında otobüsler, bazılarında trolleybüsler, bazılarında metrolar, bazılarında deniz taşıma araçlarındaki toplu taşıma kullanım alanlarına pek çok alanda dünyanın pek çok yerinde faaliyette bulunuyoruz. Türkiye dışındaki en önemli pazarımız Hindistan. Hindistan'da 6 tane proje teslim ettik. Yani hani gururla söyleyebilirim, en son teslim ettiğimiz projede dünyadaki bir ikonik anıt olan Taç Mahal'in olduğu Agra şehrinin en son teslim ettiğimiz projede o. Orada insanlar bizim toplu taşıma sistemine kattığımız katma değerli ürünlerle günlük seyahatlerini yapıyorlar ve biz bundan büyük keyif alıyoruz. Dünya ile rekabet edebilmek için birinci kural kaliteniz dünya standartında olmak zorunda. Bizim kalitemiz dünya standartında. Dünya standartlarını takip ediyoruz. Hatta ötesine geçmeye sürekli çalışıyoruz teknolojilerimizi güncelleyerek. İkincisi de rekabetçilik. Kaliteniz çok iyi olur ama rekabetçi değilseniz bu sürdürülebilir bir iş olmaktan çıkıyor. Bizim en çok fark yarattığımız alanı burada görüyoruz. Biz dünya standartında kalitede yazılımlar ve çözümler üretiyoruz. Ama aynı zamanda bulunduğumuz coğrafyanın da belki katkısıyla. Çünkü buralardaki ihtiyaçlar çok durumsal. İnsanlar ve bizim bulunduğumuz coğrafyalardaki müşterilerimizin bir kısmı anlık ihtiyaçları çok hızlı çözülsün de isteyebiliyorlar bazen. Bu bizim kas kütlelerimizi bu alanda da çok geliştirdi. Müşteriye çok duyarlı, çok etkin çözüm ve çok hızlı zamanda çok kaliteli hizmetler üretebilen bir şirkete dönüştürdü biz aslında Türkiye'de ve dünyada. Hareket kabiliyetimiz de en önemli rekabet avantajlarımızdan biri. Tüm bunların ötesinde de üçüncü sırada biz globalleşme stratejimizin de bir parçası olarak son derece rekabetçiyiz. O işi alabilmek ve o işi yapabilmek konusunda gerektiği kadar rekabetçi olmaktan hiçbir zaman imtina etmiyoruz. Zaman içerisinde tabii ihtiyaçlar değişti. Özellikle teknolojinin değişmesiyle beraber. İnsanlar birinci gündeki gibi sadece biz paramızı hızlıca ödeyip geçelim beklentisinin çok daha ötesine geçtiler. İnsanlar yani kartlarına para yüklerken artık sokakta gazete bayi veya bir yer aramayı istemiyorlar. Telefonlarından da para yüklemek istiyorlar. Bunu hızla yapabilecekleri çözümler üretiyoruz. Ya da gidip durakta saatlerce ne zaman geleceği belli olmayan bir otobüsü beklemek istemiyorlar. O yüzden biz artık bunları mesela duraklara otobüsün kaç dakikada geleceğini, ne zaman geleceğini, hatta oraya gitmeden ne zaman geleceğini de biz tarif eden sistemler sunuyoruz. Aracı içerisinde de çeşitli bilgiler edinmek istiyorlar. Yani bir sonraki durak neresi, ne zaman inmesi lazım, hattın neresi gibi hizmetleri sunuyoruz. Buna benzer pek çok katma değerli hizmetler sunuyoruz. İstasyonlara kartlarına dolum yapabilecekleri cihazlar koyuyoruz. Onlar bizim büyük yazılım ekosistemimizdeki bütün cihazları birbiriyle görüşür, konuşur hale getiriyoruz. Az önce bahsettiğim o büyük datalar aslında bu büyük ekosistemin içerisinde toplanıyor. Yani o logların tamamı aslında anlamlı hale geliyor bir noktadan sonra. Dediğim gibi insan ihtiyaçları teknolojinin de gelişmesiyle beraber hızla değişiyor. Toplu taşıma idareleri bunlara cevap vermek istiyor. Biz zaten bunların çoğuna hazır olmuş oluyoruz ve bunlara hızla, anında çözümler üretiyoruz bu bağlamda. Biz kendi teknolojilerimize ve ürünlerimize o kadar çok güveniyoruz ki dünyanın herhangi bir metropolü, São Paulo'dan tutun Tokyo'ya, oradan New York'a hangisi ise bize gelip dese ki bizim şehrimizi akıllandırın ve bu elektronik ücret toplama sistemi, evrensel adıyla EFC çözümlerinizi kurun.
biz bunu en kısa zamanda kurar ve en etkili şekilde çalıştırır ve en rekabetçi şekilde de çözüm üretebilecek kabiliyetimiz var. 200 civarında yazılımda çalışan, tek işi sistem geliştirmek olan mühendis arkadaşımız var bizim. Bunların tek fokusu sürekli sistemleri geliştirmek ve dünyanın bir adım ötesinde, dünya trendlerini takip ederken dünyanın bir adım ötesine de geçerek yeni trendlerle müşterilerimize yeni çözümler üretmek. Biz bakıldığında ana aksı bir yazılım şirketiyiz. Ancak bununla beraber bir takım en gerekli cihazlarımızı da üretiyoruz. Yani çünkü bizim en gerekli cihazlarımız ölçekle yaratabildiğimiz validasyon ve şoför kontrol panelleri dediğimiz araç içindeki ekosistemi yöneten sürücünün kullandığı cihazları üretiyoruz. Onun haricindeki bir kısımların da IP'leri bizde olmak kaydıyla bir takım alt yüklenicilerimize ürettirdiğimiz cihazlarımız da var ama bizim tarifimiz biz bir yazılım şirketiyiz ve çok nitelikli bir turnover'u düşük uzun yıllardır bizimle çalışan bu spesifik domainde uzmanlaşmış, yıllardır bu işle uğraşan çok nitelikli bir yazılım kadromuz var. Bu işlerin tamamını aslında onlar sayesinde yapıyoruz. Ya ben geldiğimde çok şaşırmıştım açıkçası. Bu biraz mühendislik, biraz alfa, erkek. Toplu taşıma da üstüne biraz erkek egemen bir sektör. Ama dünya değiştiği gibi bu da değişiyor. Ben çok mutluyum ki şu anki mühendis kadrolarımızın %30'u kadın. Hatta hepimiz medyadan görüyoruz, araçları kullananlarda da, metrolarda, otobüslerde filan da ne güzel ki kadınlar daha çok ortaya çıkmaya başladı. Bu bence bizim sektörümüzü ve ekosistemimizi daha güzelleştirecek, daha yumuşatacak, daha estetik hale getirecek önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Beni en çok heyecanlandıran şey şu, aslında en direkt olarak milyonlarca insanın günlük hayatına bir dokunuş yapıyorsunuz. Şeyi hayal edin yani sabah 6'da kalktınız, final sınavına gideceksiniz, toplu taşıma kullanmanız lazım. Gittiğinizde çalışmadığını hayal edin. Biz aslında onun çalışmasını sağlıyoruz her sabah kalktığımızda. 15 milyon insanın sabah kalktığında mutluluğuna veya mutsuzluğuna dokunabilecek ilk hareketin aslında başlangıcında bir yerdeyiz biz. O yüzden tabii burada mutluluk yaratıyor olmak ve o hayatı kolaylaştırıyor olmak benim açımdan son derece büyük bir tatmin ve çok sayıda insanın hayatını her gün defalarca kere dokunuyoruz ve orada çok ciddi katma değerler yaratıyoruz. İnsanın mutluluğuna, yaşam kalitesinin yükselmesine dair çok önemli dokunuşlar yapıyoruz biz burada. Bu işten güçten, her şeyden bağımsız, doğrusunu söylemek gerekirse çok önemli bir tatmin benim açımdan. Bu yüzden bu sektörde olmaktan ve böyle bir şirket yönetiyor olmaktan son derece mutlu ve tatminkarım.